Arkadaşlar merhabalar. Hazırladığımız soruları hem öğrencilerimize Ankara Dil Akademisi'nin WhatsApp gruplarında sunuyoruz hem de bu soruları Sosyal medya hesaplarımız üzerinden sizinle tüm öğrencilerle paylaşıyoruz. Bazen kolay sorular hazırlıyoruz. Kolayca cevabına ulaştığınız. Bazen de tuzaklar içeren, çeldiricilerinin çok kuvvetli olduğu zor sorular hazırlıyoruz arkadaşlar. Ama buradaki amacımız kesinlikle sizi kızdırmak, moralinizi motivasyonunuzu bozmak değil. Sınavda bu tarz sorular çıkarsa onları kolay bir şekilde cevaplamanızı istiyoruz. Yani amacımız bilgimizi sizinle paylaşmak. Bu tarz soruları kolay bir şekilde Çözmenizi sağlamak. Şimdi sorumuza bakalım. Şimdi ilk cümlemizde biz henüz bilmiyoruz arkadaşlar tam olarak mekanizmaları bilmiyoruz. Burada by which, whereby. E, true which ifadeleri birer sıfat cümlesidir. Üründeki yol yöntem sistem teknik kelimelerinden sonra gelen seviye o tam cümle isteyen sıfat cümleci yapıcı, yapılarıydı. Bunları da hatırlayalım. Şimdi biz tam olarak bilmiyoruz mekanizmaları. Hangi mekanizmaları? Kirliliğin arkadaşlar beynimize verdiği hasarın mekanizmalarını tam olarak bilmiyoruz ve onların etkilerinin nasıl geriye çevrileceğini, nasıl tersine çevrileceğini bilmiyoruz. Buraya bir eksi verdim arkadaşlar ve burada bir problem var. Yani biz bu mekanizmaları ve bu etkileri nasıl tersine çevrileceğini bilmiyoruz. Sağ tarafa gittiğinizde ise en iyi yol diyor, bizim kendimizi koruyabilmemizdeki en iyi yol azaltmaktır ya da kirliliğe maruz kalmaktan kaçınmaktır mümkün olduğunca çok. Şimdi siz eğer buraya girip şöyle derseniz "Aa hocam burada da bir artı var." Hayır arkadaşlar, yanlış yapmış olursunuz. Burada bir artı yok. Burada bir önlem alınıyor arkadaşlar. İlk cümlede bir problem var ve burada bir önlem alınıyor. Mesela şöyle bir örnek veriyoruz. Diyoruz ki hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştığı için birçok bebek astımdan müzdarip olmaktadır. Her iki tarafta eksi eksi paralel yapı bir koz kullandım. Ama şöyle bir cümle de kurabilirim. Diyebilirim ki hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştığı için hükümet bir şeyler yapmalı. Hükümet adımlar atmalı. Şunların şunların yapılması gerekmektedir. Şunların şunların yapılması önemlidir diye tedbir de alabilirim. Yani biz bu yapıya problem önlem yapısı diyoruz. Burayı eksi artı değil. Burada bir problem burada da bir önlem olarak almalısınız. Değerli arkadaşlar seçeneklerde İlk fark etmenizi istediğim şey do ve even if'in birbirlerini elemesi gerekti. Şimdi although, though, even though much as, even if'i eler. Niye? Şöyle şöyle olmasına rağmen demekle şöyle 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 olsa bile demek aynı şeydir. Ve arkadaşlar bu seçenekleri biz niye böyle yazdık biliyor musunuz? Çünkü ÖSYM e çok sık bir şekilde although, though, even do maçesi even if ile birlikte seçenekleri yazıyor ve elenmesi istiyor. İsterseniz geçmiş yıllara doğru gidip olduğun even if ile birlikte nasıl seçeneklerde kullanıldığını ve birbirlerini elediklerini görebilirsiniz. Peki hep mi elemeliyiz? Hayır arkadaşlar. elememeniz gereken bir yer var. Even if aynı zamanda bir if clause bağlacı olduğu için eğer bu even if'li cümle verb 2 ise diğer tarafta hani would could might gibi yapılar varsa o zaman if yapısı olarak kullanılmıştır. O zaman oldo ola, even if birbirlerini elemez. Ama her iki cümlede de present yapılar varsa ya da present ve present model'lar varsa arkadaşlar o zaman biz even if'le oldo do even do maçezi yani rağmenle, se bile anlamına gelen bu bağlaçları birbirleriyle eletebiliriz. 2. Unless bir if clause bağlacıdır. Medikçe madıkça anlamında ancak bu unless cümlesi içerisinde no, not, never gibi kelimeler geçemez arkadaşlar. O yüzden unless de elendi. Just as tıpkı gibi anlamında fiillerde benzerlik anlatan bir yapıdır arkadaşlar. Yani biz şunu 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 bilmediğimiz gibi şunları 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 da bilmiyoruz dememiz lazım. Fiillerde anlamsal bir benzerlik olması gerekiyor. Böyle bir yapı yok. Peki okuyalım bakalım bir koz nasıl oluyor? Arkadaşlar biz henüz tam olarak kirliliğin e, beyinlerimize e, zarar verme mekanizmalarını bilmediğimiz için ve onların etkilerinin nasıl tersine geriye çevrileceğini bilmediğimiz için kendimizi koruyabilmemizin en iyi yolu mümkün olduğunca çok kirliliğe maruz kalmayı azaltmak ya da kirliliğe maruz kalmaktan kaçınmaktır. Bir tarafta problem var, diğer tarafta önlem oluyor. Henüz bilmediğimiz için en iyi yol kirliliğe maruz kalmayı azaltmak ya da bundan kaçınmaktır. Because doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.